Gençler merhaba. Veri ünitesine başlıyoruz. Evet. Birinci olarak merkezi eğilim ölçülerinden bahsedeceğim size. Merkezi eğilim ölçüleri gençler bir veri grubunun şöyle altını çiziyorum. Bunu defterinize not alırsınız. Hangi değer etrafında toplandığını gösteriyor. Bir veri grubunun hangi değer etrafında toplandığını gösteren sayısal değerler oluyor. Bunlar sırasıyla gençler aritmetik ortalama, ortanca medyan ve tepe değer yani mod olarak adlandırılıyor. Mod da en büyük frekans oluyor. Birazdan onları sırasıyla işleyeceğiz. Evet. Birinci olarak aritmetik ortalamayla başlayalım. Günlük hayatta kullanıyoruz gençler. Bir veri grubunda bulunan verilerin toplamını ne yapıyoruz gençler? Veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değere ne diyoruz biz? Aritmetik ortalama. X'in üzerindeki bir çizgi sembolüyle gösteriliyor. Sayısal verilerin toplamı bölü veri sayısı formülüyle de ne yapılıyor gençler? Hesaplanıyor. Şimdi buna bir örnek verelim. Bir kreşte görüyorsunuz görselde 6 gün boyunca oyun grubuna katılan çocuk sayıları sırasıyla gençler görüyorsunuz. 3, 4, 2, 8, x ve 5 şeklinde ne yapılmış? Gösterilmiş sayısal olarak. Bu kreşte oyun grubunda bulunan çocuk sayısının günlük ortalaması 5 olduğuna göre diyor. 5. gün oyun grubuna katılan çocuk sayısının kaç olduğunu bulunuz diyor. Yani bize x'i soruyor gençler. 5. günde ne görüyorsunuz orada? X kişi var. Ne yapacağız? Bu veri grubundaki değerleri topluyorum. 3, 4, 2, 8, x ve 5. Şimdi bunu neye veriyoruz gençler? Veri sayısına veriyoruz. Yani 6'ya veriyoruz. Ve bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaç verilmiş gençler? Ortalama değeri 5 verilmiş. Buradan bunları topladığımız zaman gençler ne yapıyor bakalım? 7, 9, 17, 22 artı x kaç yapıyor? 30. Buradan da x değerimizi evet, 8 olarak elde etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi başka bir örnek var. Babası camdan bir hafta boyunca her gün günün aynı saatinde hava sıcaklığını ölçmesini ve bir hafta sonunda da ortalama sıcaklığı hesaplamasını ne yapıyor istiyor. Cam tüm ölçümlerini yaptıktan sonra günlük ortalama sıcaklığın 22 dereceyi bulmuş. Günlük ortalama sıcaklığı. Yani aritmetik ortalamayı kaç derece bulmuş gençler? 22 derece bulmuş, evet. Şimdi bu bir hafta boyunca ölçüm yapılmış ya gençler. Normalde bakın nedir burada? Şimdi biz bu x'i nasıl buluyoruz? Evet. Verilerin toplamını neye bölerek? Veri sayısına. Bir hafta dediği için gençler. Bir hafta kaç gündür? 7 gün. Yani 7 gün boyunca toplam değere bölünmüş verilerin toplamı 7'ye bölünmüş ne bulunmuş? 22 derece bulunmuş. O zaman bu bir haftalık verilerin toplamı gençler ne olacak? 22 çarpı 7 olacak. Yani 154 derece olacak. Soruma bakayım şimdi. Birinci kısmı çözdük. Sıcaklığın diyor gençler. 14 ve 25 derece olduğu 2 günde ölçüm yapmamış olsaydı diyor. Yani 2 tane veri yapılmamış olsa, ölçümü yapılmamış olsa yani 39 derecelik bir fazlalık oluşuyor. Bu yapılmasaydı diyor gençler. Yeni aritmetik ortalama ne olurdu diye sormuş. Şimdi biz o zaman 154 toplamını gençler neyi çıkaracağız? Bu 39'u çıkaralım. Tamam mı? 39'u çıkaralım. Kalan 5 günün toplamı ne olacak gençler? 115. Bunu da kaça böleceğiz? Kalan 5'e böleceğiz. Buradan da ne olacak gençler? O 2 gün ölçüm yapılmamış olsaydı kalan 5 günün aritmetik ortalaması ne olacaktı? 23 derece olmuş olacaktı. Geçelim şimdi. Tabloda 2 öğrencinin gençler biyoloji sınavından aldıkları puanlar verilmiş. Bu puanlara göre diyor hangi öğrencinin biyoloji dersinden daha başarılı olduğunu bulunuz. Şimdi ne yapacağız o zaman biz? Bu 3 notun ortalamasını bulursak gençler
Bunun karne notu oluşacak, tamam mı? Buna x1 öğrencisi diyelim. Bunun ortalamasını bulalım gençler. 90, 65, 55'i toplayalım. 3'e bölelim. 210 bölü 3'ten kaç olacak gençler bunun? Ortalama değeri 70 olacak. Şimdi ikinci öğrenciye bakalım gençler. Bunun notlarını toplayalım. 76, 100 artı 46. Yani veri sayısını ne yapıyoruz gençler? Toplayıp toplam veriyi toplayıp veri sayısına bölüyoruz. Bunu yine 3'e bölüyoruz. Ve bunun ortalama değerini buluyoruz. Görüyorsunuz. İkinci öğrenci daha başarılı olduğunu görürüz. Evet, bu daha başarılı. Evet, ortalama değeri daha yüksek. Şimdi ağırlıklı ortalama var gençler. Eskiden karne notları bir dönem böyle hesaplanmıştı. Ağırlıklı ortalama şu. Veri grubundaki her bir veri gençler veri ağırlığıyla çarpıldıktan sonra bulunan toplam ağırlıklar toplamına ne yapılıyormuş bakın. Bölünüyor. Bu elde edilen ortalamaya da ne diyoruz gençler biz? Ağırlıklı ortalama. Yani burada mesela öğrenci sayısı ve matematik puanları var. Öğrenci sayısıyla gençler matematik puanlarını çarpıp topluyoruz. Bu toplamı tekrar öğrenci sayısına böldüğümüz zaman ne elde etmiş oluyoruz gençler? Buradaki matematik dersinin ağırlıklı ortalamasını elde etmiş oluyoruz. Bakalım şimdi ne yapıyoruz? Her bir veriyi veri ağırlığıyla çarpıyoruz gençler. Sonra toplama ağırlıklar toplamına ne yapıyoruz? Bölmüş oluyoruz gençler. Ve bu şekilde ağırlıklı not ortalaması elde edilmiş oluyor. Şimdi bakın ne yapacağım o zaman gençler ben? 3 ile 90'ı çarpıyorum. Sonra 4 ile neyi çarpıyorum? 85'i. Veri sayısıyla ağırlığı çarpıyoruz gençler. 5 çarpı 60 artı 8 çarpı 30. Bölü. Şimdi bunu neye böleceğiz gençler? Öğrenci sayısına böleceğiz. Buna biz ne diyoruz gençler? 3 artı 4 artı 5 artı 8. Buradan da neyi hesaplamış oluyoruz gençler? Öğrencilerin matematiklerindeki ağırlıklı puan ortalaması hesaplanmış oluyor. Bu yukarıyı çarpıp düzenlediğimiz zaman gençler 1150 yapıyor. Bunu da 20'ye bölmüş olsak 115 bölü 2'den 57,5 ne oluyor? Bu matematik dersinin ağırlıklı ortalaması olmuş oluyor. Normal ortalamayı hesaplamak istemiş olsak ne yapacaktık? Puan toplamını neye bölecektik gençler? Öğrenci sayısını ne yapacaktık? Bölecektik. Evet. Şimdi ortanca medyan değeri var gençler. Bu da basit. Şimdi buradaki mantık şu. Bir veri grubunun ortancasını bulmak için veriler önce ne yapılıyor gençler? Küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Veya büyükten küçüğe. Biz genelde küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Eğer veri sayısı tekse, bakın veri sayısı tekse tam ortadaki terim oluyor. Görüyor musunuz? Ortadaki terim ortancaya veriyor. Ama veri sayısı gençler çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasını alıyoruz. Ve bunu Q2 ile gösteriyoruz gençler. Daha sonra göreceksiniz. Q2'ye medyan dedik ya. Buna niye Q2 dediğimizi daha sonra öğreneceksiniz. Q1 ile gençler biz daha sonra size anlatacağımız bir konu var. Çeyrekler açıklığı diye. Q1 ile alt çeyreğe göstereceğiz. Tamam mı? Sonra Q3 ile gençler üst çeyreğe göstereceğiz. Bu ikisinin arasında kalan Q2'ye de ne diyeceğiz? Ortanca diyeceğiz. Onun için Q2 olarak bu ne yapılıyor? Ortak dil olarak dünyada gösteriliyor. Evet. Şimdi örneğimiz gelsin. Evet. Şimdi bir veri grubu var. Bakın kaç tane verimiz var? 7 tane. Biz bunun medyanını bulurken bunları küçükten büyüğe doğru ne yapacağız gençler? Sıralayacağız. Bakın 2 tane 10'umuz var. Kolay bir kavram gençler görüyorsunuz. Sonra kaç tane 15 var? 1, 2, 3 tane 15 var. Sonra gençler 1, 20, bir tane de 25 var. Şimdi veri sayısı tek burada görüyorsunuz. 7 tane verimiz var. Bu veri sayısı tek olunca gençler tam ortadaki değeri buluyorsunuz. Şöyle görüyor musunuz? Evet. 3 tane sağında, 3 tane de solunda kaldı. İşte buradaki bizim Q2'miz diyelim. Az önce söylemiştik değil mi?
Medyanı neyle gösterecektik? Q2 ile ne olarak bulunmuş olacak? 15 olarak bulunmuş olacak. Evet, şimdi Ali'nin kütüphanesinde bulunan farklı türdeki kitapların sayıları 5, 18, 16, 4 ve 13 şeklindedir. Bu veri grubunun neyini bulalım demiş medyan mı? Küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım gençler. 4, 5, 8, sonra 10, 13 ve 16. Veri sayısı bakın gençler çift. Yani 6 tane veri var. Şimdi veri sayısı çift olunca gençler ortadaki iki terimi görüyor musunuz? Şunları alıyoruz. Evet. Bunları aldıktan sonra bunların neyini buluyorsunuz gençler? Aritmetik ortalamasını. Yani buradan Q2 diyorum yine. Neye eşit olacak? 8 artı 10 bölü 2. Evet, çiftken ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması neyi vermiş oluyor gençler bize? Evet. Bu veri grubunun medyanını vermiş oluyor. Evet. Şimdi devam edelim gençler. Başka bir örnek. Evet. X, 4, 5, 8 ve 12 veri grubunun medyanı demiş. 6 ise grubun aritmetik ortalamasını bulalım demiş gençler. Burada bakın 5 tane terim var. Grubun medyanı 6 atıyor ya. Bu ortadaki terim olmak zorunda. O zaman şöyle yapacağız. 4 gençler. 5, X, 8 ve 12 şeklinde olmalı. Çünkü veri sayısı kaç burada? Tek. 5 tane verimiz var. Grubun medyanı nerede olmak zorunda gençler? Ortanca olmak zorunda. Medyanını vermiş bize görüyorsunuz. X'i kaç olarak vermiş? 6 olarak vermiş. Evet. Grubun neyini sormuş gençler bize? Aritmetik ortalamasını sormuş. Aritmetik ortalamayı nasıl bulacağız? Bu verileri toplayıp 4, 5, 6, 8 ve 12'yi toplayıp verilerin toplamını veri sayısına yani neye böleceğiz gençler? 5'e böleceğiz. 35 bölü 5'ten de ortalama değerimizi 7 olarak hesaplamış olacağız. Şimdi yeni bir başlığım var. Evet. TP-MOD değer gençler. Buradaki mantık şu. Elde edilen verilerden en çok tekrar eden, en çok tekrar eden veriye grubun ne diyoruz biz? TP değeri ya da MOD'u diyoruz. Bu veri grubundaki sayıların tekrar sayılarına gençler o verinin frekansı diyoruz biz. En yüksek frekansı da olmuş oluyor o zaman mod. Şimdi burada bir özel durum var. Bir veri grubunun birden fazla neyi olabilir? Modu olabilir. Birazdan örnek vereceğim. Bir veri grubunda bakın dikkat edin. Bütün sayılar aynı sayıda tekrar ediyorsa veri grubunun modu yok gençler. Hepsi aynı sayıda tekrar ederse ne oluyormuş? Mod oluşmuyormuş. Şimdi örnekle açıklayalım bunu. Şimdi burada veri grupları var görüyorsunuz. A seçeneğini düzenleyelim gençler. A seçeneğini. Tabi bunları küçükten büyüğe doğru düzenliyoruz ilk önce. 2 var. Sonra gençler 3 var. 2 tane 4 var görüyorsunuz. 11 ve 12 var. Şimdi burada en çok tekrar eden değerin ne olduğu gözüküyor gençler. Görüyorsunuz 4. Evet. Görüyorsunuz. Bu çok basit oldu. En fazla tekrar eden veriye biz ne diyoruz? Bu grubun modu diyoruz. A seçeneğinin modu gençler 4. Şimdi B'ye bakalım. 2 tane 6 var. Görüyorsunuz. Sonra 9 var. 11 var. 2 tane 15 var. Sonra gençler 17 ve 23 var. Şimdi tekrar edenler ne? 15 ve 6. İkisi de ikişer kez tekrar etmiş. Bu veri grubunun 2 tane modu oluştu gençler. Mod değerlerimiz ne olmuş oldu bakın? 6 ve 15 oldu. Ne demiştik? Bir veri grubunun modu birden fazla olabilir demiştik. Şimdi C seçeneğine bakalım gençler. C'ye baktığınız zaman 2 tane 2, 2 tane 4, 2 tane 5 gençler, 2 tane de 8 var görüyorsunuz. Şimdi burada hepsi eşit sayıda tekrar etmiş. Bakın görüyor musunuz? 2, 2, 2, 2. Bütün veriler eğer eşit sayıda tekrar etmişse gençler, bu veri grubunun gençler modu oluşmuyor. Tamam mı? Burada mod yok. Tüm veriler eşit sayıda tekrar etmiş. Bakın ne?
Tüm veriler eşit sayıda. Yazıyorum. Tüm veriler eşit sayıda tekrar eder. Tüm veriler eşit sayıda tekrar ederse gençler bu veri grubunda mod oluşmuyor. Evet. Şimdi C'ye bakalım. C'ye demiş gençler. Burada 1, 1, 1, 1. Zaten bir veri var gençler. Bunun modu 1 oluyor. Çünkü tüm veriler ne yapmış gençler görüyorsunuz? Eşit olmuş. Eğer tüm veriler eşit olursa mod oluşuyor. Ortadaki verilen veri modumuz olmuş oluyor gençler. 1. Ne yazıyorum? Tüm veriler eşit. Yani frekansı en yüksek olan zaten bu olmuş. Tüm veriler eşit. Farklı veri yok zaten. Hepsi birbirine eşit. O zaman modumuz ne olmuş oluyor gençler? 1 olarak oluşmuş oluyor. Evet. Şimdi başka bir örneğim var gençler. Bu veri grubunun iki farklı modu olduğuna göre diyor gençler. X'in alabileceği değerler toplamını bulunuz. Şimdi burada bakın gençler ben bunları bir sıralayayım. Şimdi 6 var, 7 var, 8 var, 2 tane 9 var, 1 tane de X var. Şimdi burada zaten bu veri grubunun modlarından birisi oluşmuş. Yani modlardan birisi ne gençler? 9. Bunun yanına bir mod daha lazım gençler. Bunun yanına bir mod daha lazım. Ne demiş? Veri grubunun ne yapmış gençler? 2 farklı modu var diyor. O zaman mesela ben X'e 6 verirsem, tamam mı? O zaman oradan mod değeri olarak ne de gelmiş olur gençler? 9 ve 6 gelmiş olur. Evet. 9 ve 6 gelmiş olur. Şimdi yani X'in de mod olduğunu düşündük ya. Eğer ben bu X'e 7 verirsem 2 tane 7 olur görüyorsunuz. Mod değerimiz ne olur o zaman? 9 ve 7 olur. X'e ben 8 de verebilirim gençler. Yine mod değerimiz o zaman ne olur? 9 ve 8 olur. Evet. O zaman buradan iki farklı moda ulaşırken gençler X'in alabileceği değerler ne olur? 6, 7 ve 8. Bu değerler neyini sormuş bize bakın? Toplamını. Toplamı da kaç olarak kullanmış olur bu şekilde? 21 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi gelelim buraya. Bir deneme sınavına katılan öğrenci sayıları ile öğrenci sayısı bakın gençler. Bu öğrencilerin cevaplarında vermiş olduğu doğru cevap sayıları tabloda ne yapılmış gençler? Gösterilmiş. Öğrencilerin doğru cevap sayılarının modu neymiş gençler? 19. Mod değerimiz bu. Mod neydi gençler? En çok tekrar eden. En çok tekrar eden. En çok tekrar eden değerin 19 olması gerekiyor gençler. X'in alabileceği en küçük değer demiş. Bakın burada en büyük değer ne? 9. O zaman X 9'dan ne olmak zorunda gençler? Fazla. Yani en fazla tekrar eden o olacak. Yani öğrenci sayısı olarak 9'dan büyük. En az alabileceği değer de 10 olarak bulunmuş olur. Yani X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor gençler. Buradaki en büyük öğrenci sayısından fazla olmak zorunda. En az da 10 olur. Şimdi yine bir sorumuz var gençler. Ne demiş? Pusula, Araba Kurtarma ve Doğal Sporları Derneği her hafta sonu pazar günleri doğa yürüyüşü yani trekking düzenliyormuş gençler. Bir lider eşliğinde önceden planlanmış rota üzerinde yapılan bu yürüyüşlere katılan kişi sayıları son 10 haftada verilmiş. 17, 14, 17, 13, 18, 17, 14, 15, 12, 13 olarak verilmiş. Bu yürüyüşe katılan kişilerin neyi sorulmuş gençler? Ortalaması sorulmuş bize. Şimdi biz bunları bir küçükten büyüğe doğru sıralayalım gençler. En az ne var? 12, 13 gençler. 13, 14, bir 14 daha var evet. Sonra 15 var gençler. 3 tane 17 var. Evet. Ve bir de ne var gençler elimizde? 18. Bunları sıraladık. Şimdi bize neyi sormuş? Bu yürüyüşlere katılan ortalama kişi sayısını bulunuz demiş. Şimdi ben ortalama kişi sayısını bulurken gençler verileri toplayacağım. Verileri topladığınız zaman gençler 150 bulur. Toplamını 150 bulursunuz.
Burada kaç tane veri vardı? 10 tane. Bu veri grubunun ortalamasını biz 15 buluruz. Toplamı direkt yazdım gençler. Bir daha zamanı harcamadık. Mantığını biliyoruz çünkü. Kaç veri vardı burada? 10 tane veri var diye. Bize neyi sormuş? Görüşte katılan kişilerin ortancasını sormuş gençler. O zaman şu ortadaki iki değeri alıyorsunuz. Yani veri sayısı çift ya. 4 tane solunda, 4 tane sağında kalacak şekilde ortadaki iki verinin ortasını alıyorsunuz. Buna da Q2 demiştik gençler. 14 artı 15 bölü 2'den bu veri grubunun ortalamasını ne buluruz gençler? Evet, 14,5 olarak bulmuş oluruz. Yürüyüşe katılan kişi sayısının tepe değerini, bir de neyini sormuş gençler bize? Modunu. Modun ne olduğu da gözüküyor bak. En fazla tekrar eden verimiz ne gençler burada? 17. O zaman mod değerimiz de ne olarak bulunmuş olur gençler? Bu veri grubunda 17 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi devam edelim gençler. Bir tane sorumuz var yine. Evet. Tam sayılardan oluşan 4, 7, x, x artı 3, 10, y, 2, y, eksi 5 veri grubunun ortalaması 10, modu 7 ise demiş gençler. Şimdi ortalaması 10 ya. Bunları toplayalım gençler. Bunları topladığımız zaman bakayım az. 19 artı 2x artı 3y bölü 7 tane verimiz var gençler. Ortalamayı ne vermişti bakın o. Eşittir 10 dedik. Buradan gençler 19 artı 2x artı 3y kaç olur gençler? 70. Buradan da 2x artı 3y'yi ne olarak buluruz gençler bakın? 51. Şimdi bizden modun 7 olması istenmiş ya. Y'yi 7 seçelim. O zaman x kaç olur gençler? 15. Bu şekilde tasarladığınız zaman gençler 4, 7, 7. Y'lerden birini 7 seçtik. Ondan sonra gençler bakayım az. Y'lerden birini 7 seçmiştik ya. Buradan ne gelir? 11 görüyorsunuz. Sonra x'i ne seçmiştik gençler? Evet, x'i kaç seçmiştik? 15 seçmiştik ama ondan önce 10 var. 15 ve 18 değerleri oluşur. Yani bu x olmuş olur. Bu ne olmuş olur? X artı 3 olmuş olur gençler. Şu 11'de 2y eksi 5 olmuş olur. Evet. 14 yok. 11 değil. Kaç olacaktı o zaman? 9 olacaktı. Dur, yanlış yazmışım şunu gençler. Yani 4, 7, 7, 9, 10, 15 ve 18 şeklinde değerlerimiz oluşur. Bize bu grubun neyini sormuş gençler? Medyanını yani ortancasını sormuş gençler. Buradan da Q2 ne olarak? 9 olarak hesaplamış oluruz. Evet. Burada dersimizi bitirelim gençler.